Merhaba, iyi günler, hoş geldiniz arkadaşlar. DGS kontenjanları belli oldu. Kontenjanları size son 3 yıl olarak paylaşacağım. DGS kontenjanları nelerdi, neler oldu arkadaşlar? Onu anlatacağım. ÖSYM'nin DGS kontenjan sorunsalı nereden kaynaklanıyor? Neden böyle şeyler yapıyorlar? Bununla ilgili de kısa bir özet geçeceğim arkadaşlar. Videoyu sonuna kadar izlemenizi tavsiye ederim. Yorumlarınız olursa videonun altına saygı çerçevesinde yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Videomuza geçmeden önce sayısal mantık kampı bu hafta başlıyor. Başvurmak isteyen arkadaşlar, katılmak isteyen arkadaşlar toplam 20 saatlik sayısal mantık kampına bekliyorum hepinizi. DGS kontenjanları nelerdi, neler oldu arkadaşlar? Şimdi son 3 yılın mazisini önünüze getiriyoruz. Bakalım son 3 yılda ne büyük değişiklikler olmuş. ÖSYM'nin DGS kontenjan sorunsalı yeni olan bir olay mı yoksa yıllardan beri var olan bir olay mı, ona bakacağız. Kanayan yaramız arkadaşlar, en büyük sorunsalımız şu an hukuk kontenjanları. 2018 yılından itibaren alacağım ben size hukuk kontenjanlarını. 2018 yılında hukuk kontenjanları 993 arkadaşlar. 2017 yılında hukuk kontenjanları yine 1000 üzerinde, 1100, 1200 civarı, 1050 de olabilir. Bu civarda bir kontenjandan bahsediyoruz 2017 yılında. 2018'e geldiğinde hukuklar 993'e düştü. Biraz düşme var. Sonra 2019'a geldiğinde 900'den kontenjanları 702'ye kadar çektiler arkadaşlar. Yani gittikçe hukuk katliamı var. Hukuk kontenjanlarda büyük bir katliam var diyebiliriz. Sonra 2020 yılına geldiğinde 702 olan kontenjan 2020 yılında 713 olmuş. Biraz vicdana gelmişler, 5-10 tane arttırmışlar arkadaşlar. Sen misin arttıran demişler. 2021 yılında hukuk kontenjan katliamı devam etmiş ve 505'e düşmüş arkadaşlar. Anladığım kadarıyla devletlerde 70 küsür kadar düşme var. Özellerde çok fazla düşüm var. 130 civarında özellerde düşme kontenjanları var. Düşmüş kontenjanlar. Yani bu anlamda hukuk puanlar arkadaşlar. Devlet için 3-5 puan oynama olabilir ama özeller için ciddi oynamalar olabilecektir arkadaşlar. Üzülerek tabii hukukçuların böyle olduğunu söyleyebiliriz. Yani kontenjan anlamında böyle arkadaşlar. Şimdi beslenme ve diyetetik arkadaşlar, neydi ne olmuş? 2019 yılında beslenme kontenjanı 408 iken 2020 yılında 402'ye, 2021 yılında 413'e yükselmiş. Beslenme bu anlamda arkadaşlar, beslenme ve diyetetik bu anlamda tabi biraz farklı. Kontenjan ilginç bir şekilde biraz düşmüş, sonra tekrar artmış. Bilgisayar mühendisliği arkadaşlar, 2019 yılındaki kontenjanı 770, 2020 yılındaki kontenjanı 800, 2021'de 799 arkadaşlar. Bilgisayar mühendisliği kontenjanlarında değişiklik yok. Mimarlık kontenjanlarına baktığımızda arkadaşlar 2019 yılında 713'müş. Çok güzel. 2020'ye gelmişler, mimarlık kontenjanlarına katliam yapmışlar 636. 2021'de katliama devam etmişler arkadaşlar 567. Veterinerlik kontenjanlarına baktığımızda 2019 yılında 214 kontenjan varken 2020 yılında 221, 2021 yılında 228 arkadaşlar. Veterinerlik aynı kalmış, hatta birazcık artmış. Bu iyi bir şey. İnşaat mühendisliği kontenjanlarına baktığımızda arkadaşlar 2019 yılında 1011 kontenjan var. Çok güzel. 2019 yılında arkadaşlar inşaat mühendisliği kontenjanları 1011, çok güzel. Sonra bakıyoruz 2020 yılında inşaat mühendisliği katliamına başlamışlar 774. Ondan sonra 2021 yılında 659'a düşmüş kontenjanlar. Sağ olsunlar, yani hiç vicdanları sızlamamış arkadaşlar. Kontenjanları birden 300-400 azaltmışlar. Zaten kaç tane var ki, kaç tane azaltıyorsun? Yani insan 3-5-10 tane azaltır, anlaşılabilir bir şey ama verdiğin zaten 1000 tane kontenjan, bunu tutup 400 tanesini 500 tanesini azaltmak nedir ya? Yani bu kadar bir vicdansızlık bu yani. Bu kim yapıyorsa, duyuyorsa, videoyu da izliyorsa izlesin. Yaptığı gerçekten vicdansızlık kendisinin. Makine mühendisliği kontenjanlarına baktığımız arkadaşlar 2019 yılında 845 iken 2020'de 733 olmuş. 2021'de 707 olmuş arkadaşlar. Çok bir değişiklik yok. Gıdaya baktığımızda 2019'da
240 kontenjan varken arkadaşlar 2020 yılında gıdada 184, 2021'de 171 kontenjan olmuş. Bu kontenjanları arkadaşlar videonun altına link olarak koyacağım. Oradan alabilirsiniz. Hemşirelik kontenjanlarına baktığımızda 2019'da 1295, 2020'de 1282, 2021'de 1262 arkadaşlar, 20 azalmış. FTR'ye baktığımızda 2019'da 425, 2020'de 370, 2021'de 387 olmuş arkadaşlar. Elektrik mühendisliği kontenjanlarına baktığımızda arkadaşlar 2020 yılında 39, 2021 yılında 43 olmuş. Endüstri mühendisliği 2019 yılında 497, 2020'de 472, 2021'de 485 olmuş. Çocuk gelişimine baktığımızda arkadaşlar AÖF'ler zaten 3000. Önceki yıllarda yani AÖF'ler 3000 alınıyor zaten bu sene. AÖF'leri çıkarırsak 2019'da 200, 2020'de 193, 2021'de 198 tane kontenjanınız var. Okul öncesine baktığımızda arkadaşlar 2019 yılında 527, 2020 yılında 433, 2021 yılında 425. Yani buralarda birazcık azalmalar var. Elektrik elektronik mühendisine baktığımızda arkadaşlar yine altın dönemini 2019 yılında 946 kontenjanla yaşıyorken sonra bir katliam olmuş, 2020 yılında 771'e sonra 753'e düşmüş arkadaşlar. Yazılım mühendisliği 2020 yılında 107, 2021 yılında 113 olmuş. İLİTAM'a baktığımızda arkadaşlar İLİTAM'lar zaten maşallahı var. 4500 2020'de, 2021'de 6200'müş. İLİTAM haricindeki ilahiyatlara baktığımızda arkadaşlar 2019'da 970'miş, sonra 890'a düşmüş, sonra 946'ya çıkmış. Yani ilahiyatlarda, İLİTAM'larda hiçbir problem yok arkadaşlar. Sosyal hizmetlere baktığımızda çok bildiğim bir alan olmadığından dolayı sadece burada kontenjanlar var. Burayı bilmiyorum, dolayısıyla yorum yapamam. 4150 diye bir şey var. 4450 diye bir şey var. Bunlar da İLİTAM gibi bir şey olması lazım. Ayrıca 296 ve 306'lık iki tane veri var arkadaşlar. Sosyal hizmetler çok bildiğim bir alan olmadığından dolayı yorum yapamam. Gastronomiye baktığımızda arkadaşlar 2020 yılında 313, 2021 yılında 333 tane kontenjanımız var arkadaşlar. Yani baktığınızda bazı bölümlerde hiç yani kendilerini hiç yormamışlar. Zar atar gibi kontenjanları değiştirmişler arkadaşlar. Zar atmışlar, 6 gelince bu sene kontenjanlar 600 olsun demişler herhalde. Yani böyle bir şey var, yani başka türlü izah edilemez bu. Kontenjanların bu kadar vicdansızlığı azaltılması sadece DGS'ye özgü bir olay arkadaşlar, ben size söyleyeyim. Yani ben YKS dersleri de veriyorum. YKS öğrencilerim de var. Üniversite sınav sistemini de çok iyi bilen bir insanım. Dolayısıyla bu tür böyle çok yüksek kontenjanlarda özellikle %50'ye varan DGS'de %50, %30, %40'larda kontenjan azalması DGS'ye özgü bir olay. YKS'de böyle bir şeyin mümkünatı yok arkadaşlar. Yani 10.000 kontenjan olacak, sonra bu kontenjanlar 5.000'e düşecek. Ya bunu yapamazlar. Yani yapmazlar da yapamazlardı. Ama DGS'ye geldiği zaman böyle bir katliam var. Canları sıkıldıkça kontenjanlarla oynuyorlar arkadaşlar. Yapabilecek bir şey var mı? Tabii ki yapabilecek bir şey yok. Şimdi böyle söyleyince bazı arkadaşlar işte hocam moralimizi niye bozuyorsunuz? Kardeşim bunlar gerçekler yani. Ben senin moralini niye bozayım ya? Var olan şeyleri sana anlatıyorum. Dolayısıyla bu kontenjanlar düştüğü zaman, hukuk kontenjanları 250 azaldığı zaman taban puanlar yükselecekse bu benim suçum mu? Yani ben bunu söylediğim zaman senin moralin niye bozuluyor? Bunu sen bilmiyor musun? Bir tek ben mi biliyorum bunu? Sen de bunun farkındasın. Ya ben bunu söylediğim zaman neden suç oluyor? Neden senin moralin bozuluyor? Ya bunu da anlamıyorum. Yani puanlar yükselecek diyorum, moralin bozuluyor diyor. Yükseleceğiniz bir tek ben mi biliyorum? Sen bilmiyor musun yani? Yükseleceğini herkes biliyor arkadaşlar. Bunu söyleyince suçlu olmak çok ayrı bir olay. Yani biz söylüyoruz. Hocam söyleme. Neden söylemeyelim arkadaşlar? Gerçekler bu. Kızacaksanız ÖSYM'ye kızın arkadaşlar. Bize kızmayın. Puanlar yükselir mi? Yükselebilir. Dolayısıyla iyi çalışın. 50 gününüz var. Güzel çalışın. Hedefiniz 90 net değilse hedefiniz 100 net olsun arkadaşlar. Ona göre hedef koyun kendinize. Bize kızmayın arkadaşlar. Yorumlarınızı bekliyorum. Videonun altına
Yorumlarınızı beklerim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.